Ayşe'nin Yeni Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya, güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yazmamız altın el ipek markalı arkadaşlar. Böyle altın el logoluları ben çok beğendim. Yeri çok güzel, pamuklu bir yazma. Bunlara altıneliipek.com'dan ulaşabilirsiniz. İletişime geçip fiyatlarını da öğrenebilirsiniz. Şimdi modelimize geçelim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Modelimiz de bu arkadaşlar. Hem kolay hem de herkesin yapabileceği bir model. Hem de gösterişli bir model. Daha önce böyle bir dut oyası çalışmıştık. Yazmaya isteyen arkadaşlarımız vardı. İnşallah onu bir günde yazmaya uygulayacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ben ilk önce zürafasını gittim. Orta derece bir zürafa yaptım. Bunu ilk başlarken arkadaşlar buradaki şöyle şu şekilde pırpırını yeşil maviyi göstermeyelim. Şu şekilde başlıyoruz. İlkin yuvamıza bir tane pırpır yapmayı unutmayın ki diğer taraftan geldiğinizde ekleyebilirsiniz. Şimdi benimki devam ediyorum. Bir daha kırıp yeniden başlamak istemedim. Bir tane zürafa yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ara kısımda zürafa boş bırakıyorum ben. Altıncıya modelimizi yapacağız. 3 4 5 ve altıncıyı birazcık büyük yapıyorum diğer zürafalarımdan, çünkü buna sinek kanatlarımızı yapacağız. Bu şekilde zürafamı yaptım. Şimdi zürafamın içine batıp bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi burada daha önce yaptığım pırpırımı batıp bir tane böyle çaprazlamasına ip çıktım. Şöyle tutun, gergin olsun. Tekrar pırpırımın içine batıp buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde yeterli. Tekrar zürafama batarak aşağı iniyorum ipimi. Buradan tutuyorum. Ona göre ayarlayıp düğümümü sıktım. Şimdi yaprağımızı yapmaya başlıyorum. Yaprağımızı küçük bir pırpırla başlayalım. Çünkü 5 tane düğüm atacağız. O yüzden güzel bir yaprak olsun. Birazcık daha küçülteceğim. Şimdi pırpırımın içine batıp bir tane düğüm atıyorum tepesine. Tekrar aşağı. İndim. Tekrar aşağı indim, ipe batıp yukarı düğümü attım. Aralarında küçük mesafeler bırakıyorum. Çünkü aşağı indiğim ipi küçük bırakıyorum ki aralarında küçük mesafeler olsun. Yukarı çıktım. Düğüm attığım ipin. Ki yapraklarım düzgün olsun. 1, 2, 3. Benim en çok sevdiğim sinek kanadı yapmak arkadaşlar. 2, 4, 5. 2, 4, 5 taneden yapmışız. Şimdi bunları
Birkaç hafta önceden başlıyorum. Hemen çekimini yapamıyorum. O yüzden bazen unutmuş oluyorum sayılarını. Bu şekilde sinek kanadımı tamamlamış oldum. Bir de pek ütü istemeyen bir model arkadaşlar. Yapıldığı gibi ütülü gibi gözüküyor. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra buraya aynı zürafanın içine batıp pırpırımı yapıyorum. Bu ekleyeceğimiz pırpırımız. Az evvel burada eklediğimizi şimdi yapıyorum. Bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Tekrar şimdi 5 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi altıncıyı tekrardan büyük yapıyoruz. Birazcık daha küçültüyorum. Tekrar zürafam içine batıp şimdi diğeri hazır yapıldığı için burayı da göstereceğim. Şimdi yaptığımız pırpırımız. Şimdi yapıp zürafayla geldiğimiz buraya batıyorum. Şimdi pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağıya. Şimdi tekrardan yaprağımızı yapıp tamamlayacağım. Bu yaprağımı da yapıp tamamlayayım. İki tane sinek kanadı yapacağız. Sonra üst kısmına geçelim. Bitirdim yapraklarımı. Şimdi bu rengi de ana rengi, yazmanın ana renginden yapacağım. Şimdi arka yüzünü döndürüyorum. Birazcık uzun bıraktım kolayca kesebilmek için. Burada yaptığımız pırpıra batarak bir tane düğüm atıyorum. Tekrar aynı pırpıra batarak küçük bir tane pırpır yapıyorum. Küçükle başlayın ki arkadaşlar yaprağınız bu şekilde düzgün olsun. Bir tane düğüm attım tepesine. Şimdi tekrar aşağı pırpıra batarak aşağı iniyorum. Yalnız aşağı indiğimi bir küçük bırakıyorum. Tekrar yukarı çıkıp düğümümü atıyorum. Yaprakların arasında küçük mesafe var. Eğer büyük mesafe bırakırsanız bu şekilde yaprak olmaz. Bunu bu şekilde indirirsem çok büyük mesafe olur. Mesafeyi küçülttüm. Şimdi düğümümü attım. İki tane düğümümüz oldu. Şimdi üçüncüyü atmak için yukarı çıkıyorum. Tekrar düğümü attım. Tekrar aşağı iniyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düğüm yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz dördü yaptık. Üçü yaptık, dördü yapıyoruz. Düğümü attım. Tekrar aşağıya. Küçük mesafe bırakıp elim üzerine koyuyorum, aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıp 5. düğümü attım. Tekrar aşağı iniyorum. İpimi az bırakıyorum. Ayarladıktan sonra parmağımı koyuyorum. Şekli bozulmadan aşağı düğümümü atıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum.
Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane oldu arkadaşlar. Artık aşağı inmiyoruz. Bunu yukarıda bırakıyorum. Makasımı alayım. Burada birazcık uzun bırakıyorum. Bunu da başladığımız ip arkadaşlar tamamen kökünden kesiyorum. Hiç başlangıcımız kalmasın diye. Şimdi ben bir tane daha mor yapıp yanına buraya bir tane daha mor yapıp modelimi tamamlayacağım. Benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.